Ankaracı taraftarının merak ettiği Faruk Koca ile beraberiz. Faruk Bey çok zor bir süreç geçirdi Ankaragücü. Bu işin aslında yükü sizin üzerinize gözüktü. Çünkü yönetimdesiniz ve Ankaragücü taraftarı Faruk Koca bu işi çözecek. Ankaragücü'nün transfer yasağını açacak ve Ankaragücü'nün ligde kalmasında en önemli aktörlerden bir tanesi olacak olarak gördü. Bu da biz de dahil. Ve sonuçta bir başarı geldi. Ve kimle konuşursak bu işin en önemli mimarlarından bir tanesinin sizin olduğunuzu söylendi. Tabii teşekkür ediyorum taraftarın böyle algılıyor olması, ama bir gerçek var tabii, nihayetinde bu bir yönetim işi. Sağ olsun başkanımız 17 kişilik yönetime bir orkestra şefliği yaparak görev dağılımı yaptı. Çok kötü bir dönemde tabii kulüp devralmak zorunda kaldık. Yaklaşık 40'a yakın dosyanın transfer yasayla ilgili olduğu söz konusuydu. Bunun hem iletişim, hem görüşme, hem ekonomik, hem sosyal, hem taraftar beklentisini de dikkate alarak birkaç ayaklı bir yanı vardı. Biz de o ayaklardan birini tutmuş olduk. Ben ilk kongrede yaptığım değerlendirmede bu kulübün bu transfer yasağını kaldırma potansiyeline sahip olduğunu, burada tek yapılacak için düzgün bir şekilde bu enerjiyi sinerjiye dönüştürmekti. Biz onu yapmaya çalıştık ama bu sadece Faruk Koca'nın katkılarıyla olan bir şey değil, katkılarından biridir. Bunu tevazu olsun diye söylemiyorum. Gerçek böyle olduğu için söylüyorum. Belki taraftarda, camiada, yaşça şu anda yönetimde en büyük ben olduğum için bir abilik sıfatıyla davrandılar. Biz de mümkün olduğu kadar o verilen sıfatı yerine getirmeye çalıştık. Ama dediğim gibi bu 17 kişilik bir yönetim, başta da Fatih Mert'in başkanımızın ciddi bir orkestra şefliğiyle oldu. Ayın 24'ünde bizim esas sıkıntımız çözüldü. Evet. 20 Kasım'da olan bir davamız vardı. Bir yıllık. Hatta üçüncü dönemde gelme riski vardı. O dosyayı kapatarak rahatladık. 2,5 günde 15 tane futbolcu, ama bunun bir ön çalışması vardı tabii. Onu mutfaktaki ekip ilgileniyordu. Belki onlar burada çok görünmüyor ama böyle bir transfer açtık, transfer yaptık. İyi de transfer yaptığımıza inanıyorum. Belki bu 1-2 hafta sonra bu yaptığımız transferler gözükür, ama en önemli şey bunu geçmişe eleştirmek için söylemiyorum. 1 Ocak'ta bu kulübün kapısına kilit vurulabilirdi. Çünkü bütün futbolcular ihtar çekip gitme hakkına sahipti. Bu kulüp en azından kapanmadı. Şu anda da birinci hedefimiz kulübü ligde bırakmak. Faruk Bey, siz mutlaka bir görev dağılımı vardı da bu kulübün en büyük problemi maddi problemdi, evet, ve finans kaynağı bulmaktı. Bir önceki dönem Başkan Mehmet Yiğner de kulübe hiçbir destek gelmediğini, özellikle kesildiğinden bahsetmişti. Şimdi sizin sayenizde diyoruz. Çünkü bize de öyle söyleniyor. O kapanan kapılar açıldı ve Ankaragücü'ne ciddi bir sponsor desteği ve finans desteği sağlandı. Yani bir kişinin veya bir yönetim kurulunun kendi başına altından kalkabileceği yükün çok çok üstünde bir derdi vardı Ankaragücü'nün. Evet. Bu süreçte neler yaşandı? Yani siyasette arası bozulan bir Ankaragücü vardı. Desteği kesilen bir Ankaragücü vardı. Şimdi siyasetin ligde kalması için destek sağladığı bir kulüp haline geldi Ankaragücü diyebilir miyiz? Şundan emin olun. Bu kulüp tek bir siyasi eyleme veya bir dünya görüşünün egemen olduğu bir yerde. Şundan emin olun. Bütün dünya görüşüne sahip siyasi aktörler bu kulübe içtenlikle şu anda sahip çıkma aşamasında. Herkes, her partiden insanlar bu kulübe şu anda içtenlikle sahip çıkıyor. Ben burada kendisini yakından ziyaret edeceğim. Dediğim gibi Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan, ama Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, ana muhalefetten, diğer muhalefet partilerinden gerçekten bu kulübün ayakta kalması için hiçbir sorun çıkartmadan bu kulübe gelebilecek desteğin herkes önünü açtı. Burada hiçbir kompleks yapmamak lazım. Bu kulübün bugüne gelmesinde herkesin, her siyasi eğilimin emeği var. Biz dediğim gibi biz bunu organize ettik. Kişisel katkılarımız ayrı bir şey. Bunu konuşmak doğru değil. Ama şundan emin olsun. Bir yıl sonra eğer bu kulüp birinci ligde
Süper Lig'de kalırsa bir yıl sonra bu çabalara gerek olmayacak. Ankara Gücü bir cazibe merkezi olacak. Taraftarımız buna inansın. Evet, zor bir iş başardı bu yönetim ama başardı. Keşke bu transferi bir ay önce açabilseydik. Yani 1 Ocak'tan itibaren açabilseydik. Yeni hocayla bu yeni futbolcular çalışmış olsun. Bugün bu yaşadığımız sıkıntılar da olmazdı. Ama bu duruma gelmemizde birçok insana emeği var. Belki isimleri telaffuz etmiyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi biz sadece resmi sorumluyduk. Onu yerine getirdik. Herkesi cazip hale getirerek, bütün siyasi elimlerde cazip hale getirerek bu kulübün maddi akışını sağlamış olmak bence önemli bir şeydi. Evet. Şu anda her siyasi elim bu kulübe ciddi katkı sağlamak için elinden geleni yapıyor ve yaptı da. Şimdi Ankara Gücü'nün transfer yasağına neden olan borcu ciddi derecede düştü. Bir iki tane dosya gelecek galiba önümüzdeki dönemde. Onun haricinde transfer yasağıyla ilgili bir sıkıntı. Bir sıkıntı yok. Biz şundan taraftar şuna inansınız. Büyük konuşmak doğru değil. Ama bu yönetim inşallah bir daha bu kulübe transfer yasağı getirmeyecek. İnşallah. Yani biz bunun mücadelesi içindeyiz. Şundan emin olsunlar. Biz belki burada olmayacağız ama bizim olduğumuz zamanda özellikle Fatih Bey'in başkanlığında bu kulüp bir yıl içinde ciddi bir kurumsal kimliğe kavuşacak. Artık bu kulübe başkan kim olursa olsun bu kulübün kodlarıyla oynayamayacak. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu da paylaşarak olacak bir şey. Hakim olmakla değil, paylaşarak olacak bir şey. İnşallah o yasak kısmı bizim Ankara Gücü'nde artık haber yapmaktan yok. İnşallah biz kulübü o duruma düşürmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız yani. Sıkıntılı dosyalarımız var. Daha ekonomik olarak çok ciddi para ihtiyacımız var. Ama başkanımız da ifade etmiştir. Çok ciddi bir para ekonomik girdi sağladık bu kulübe. Şu anda bu kulübün hiçbir futbolcusunun sıkıntılı bir alacağı kalmadı. Bütün futbolcular alacaklarını bir ay içinde alıyorlar. En müjdeli haberlerden bir tanesi. Peki cari alacaklar, şirketlerin alacakları falan. Kulübün önünde bir engel teşkil edecek mi? Yine bir 200-300 milyon liraya yakın bir borçtan bahsediyor. Şu anda o birinci tehlike o değil. Bizim tabii yani bunu söylemek ayıp oluyor. Şahsi gayrimenkullerimizi teminat vererek vergi ve SSK'dan transfer yasayla ilgili lazım. Para da ödendi. Hı. Ama ciddi bir borçlu, yaklaşık 60 milyona yakın bir borçlu. Ama gayrimenkullerimizi teminat vererek oradan resmi yazılar aldık. İşte futbolcularla ilgili futbol camiasına yaklaşık 90 milyon lira ödeme yapıldı. Bakın hiç 160 falan diye konuşuyoruz. Yok, 90 milyon lira ödeme yapıldı. Onun için şu anda bütün futbolcular alacakları ile ilgili tereddüt yaşamadan şu anda o atmosferle oynuyorlar. İnşallah tek bir sorunumuz var, uyum sorunu. Bir iki haftada da uyum sorunu açınca inşallah bu kulüp şundan emin olsun ki birkaç hafta sonra parmak ısırtacak kadar futbol oynayacak. Sizi daha öncesinde maçlarda pek göremiyordum. Evet. Ama şimdi Tandoğan tesislerinin yanından geçiyorum. Bakıyorum tesislerin orada geziyorsunuz. Evet. Etrafı kontrol ediyorsunuz. Maçta gözümle takip ediyorum. Arka tarafta taraftar kadar heyecanlısınız. Evet. Bir yerinizde duramıyorsunuz. Aslında taraftarların içine girmek istiyorum. Yakın zamanda orada seyredeceğim inşallah. İnşallah. Bu duygu siz sonuna kadar aldınız diye. İnşallah. Ankara Gücü'nü iyi günler bekliyor. İnanın şunda belki bunlar görünmüyor. Çok ciddi çalışmalar yapıyor. Gerek tesis alanında, gerek uluslararası düzeydeki tanınırlık oranında, gerek sosyal medyada ciddi çalışmalar yapılıyor. Bir ekip şu anda ona çalışıyor. Birkaç yıl içinde inşallah bizde de Allah ömür verirse ciddi şeyler yapılacaktır. Ankara Gücü kulübü ciddi bir kulüp. Ve bana göre en önemli sosyal sorumluluk projesidir. Ankara Gücü'ne destek olmak. Ankara, yani ben sosyal bir faaliyettir ama aynı zamanda sosyal sorumluluk projesidir. Ankara Gücü'nün var olması birçok kötülüğün önlenmesi anlamına geliyor. Bu konuda da ben şahsım adına bir teşekkürde bulunayım. Daha önceden bu Ankara Gücü'ne yardımlar konusunda biraz dil çok tat kaçırmaya başlamıştı. Herkes yardım etsin, yardım etsin, yardım etsin. Biraz kulübün
kalitesi çok düşmüştü. Tamam. Bunu hiç, da hiç yapmadan Ankara Gücü kimliğini hiçbir zaman ayaklar altına düşürmeyeceğiz. O anlamda Ankara Gücü kimliği hepimizin baş tacı. Biz Ankara Gücü'nün onurunu kurumsal kimliğine halel getirmeden meseleleri çözmemiz lazım. Burada hatalarımız olursa da uyarılmaya açığız. Aynı zamanda biz taraftarın, kulübün gerçek sahibi taraftarın gözünün hep bu kulüpte ve bu yönetimde de hesap sormasını istiyoruz. Yani buna açığız yani. Yanlış bir şey yapmayacağız. Yaparsak da uyarılmaya ihtiyacımız var. Bu konuda şeffafız. Ben bu kayıtları zaten saklıyorum. İleride şeffaf olmadığı zaman ben mutlaka bize hesap sorulsun yani. Çünkü biz şu anda 3 ayda bütün çalışmaları şeffaf bir şekilde yaptık. Herkes şu anda kulübün ne harcama yaptığı, ne para girdiğini, nerelere para verildiğini bunu bilir. Çünkü gizli bir şey yapmıyoruz. Açık bir dernek, kamu yararı bir dernek Ankara Gücü. Bunu da kamuya açmamız lazım. Kimsenin kapalı kapılar ardından bir şeyler yapmasına da müsaade etmeyiz yani. Başkanımız da o niyette. Zaten kulübün olmazsa olmazı budur yani. İnşallah Haziran'daki kongrede Ankara Gücü ligde kalmış. İnşallah. Transferlerine başlamış. Hatta transferlerini kongreye getirmiş, tanıtmaya başlamış bir kulüp göreceğiz diye. İnşallah bunu çalışmalar için şu andan itibaren o dediğiniz çalışmaların hepsi başlamış durumda. Birkaç ekip şu anda Haziran'da yapılacak transferlerle ilgili çalışma yapıyor. Biraz da tabii ki buradaki futbolcuların performansı belirleyecek Haziran'daki transfer çalışmalarını. Ama ciddi bir ekip buna hazırlık yapıyor. Ama Ankara Gücü'nün dediğim gibi birçok şeye ihtiyacı var. Bunların hepsi zamanla en kısa sürede düzeltmek için elimizden geleni yapacağız yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok bu mikrofon inşallah. İnşallah böyle galibiyetlerle, başarılarla inşallah ligde kalmıştık da daha geniş, daha detaylı uzun sohbetler yaparız. Kamuoyunda sizin vasıtanızla aydınlatmış oluruz. Ama camia şundan emin olsun, içi rahat olsun. Kafasına takılan bir şey varsa da biz her zaman telefonumuz, kapımız açık, gelip direkt sorsun. Nihayetinde bu bir kulüp. Birçok insanın bu kulüple ilgili hesapları, beklentileri olabilir. Bu doğaldır. Biz hiçbir ön yargı olmadan bu kulübe destek olacak herkese kapımızın açık olduğunu ifade ediyoruz. Yeter ki bu kulübün duvarına taş üstüne taş koyacak biri olsun. Buna hiç komplekse kapılmadan her türlü alanı açmaya hazırız yani. Başkanımız da bu konuda rahattır yani. Emekleriniz için ben teşekkür ediyorum.